Koronavirüslerin yüzeyler üzerinde ne kadar yaşadığına dair elimizdeki veriler güncellendi. Bunun üzerine ben de sizlere Nisan başında Lancet'te, yani bizim önemli bir literatür kaynağımız olan bu dergide yayınlanan bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Tabii çalışma sadece yüzeyleri kapsamıyor. Çevre koşullarından da biraz bahsedeceğim. Bu araştırma sonuçlarına nasıl varıldığı da önemli tabii. Kullanılan teknikleri merak ediyorsanız sorularınıza yanıt bulabileceksiniz. Lancet araştırma sonuçlarımıza dönelim. SARS-CoV-2 yani COVID-19 farklı çevre koşullarında canlı kalması konusunda yeni bir yayın paylaştılar. Daha önce farklı klinik örneklerde şiddetli akut solunum yolu sendromuna yol açan koronavirüs 2 yani SARS-CoV-2 saptanmasını bildirmişlerdi. Bu virüs salgının olduğu bir bölgedeki farklı yüzeylerde canlı kalabiliyor. Daha doğrusu virülansını koruyabiliyor. Yani bulaştırıcılığını koruyabiliyor. Bu yeni çalışmada SARS-CoV-2'nin farklı çevre koşullarında kararlılığını gösteriyor. Araştırmacılar ilk olarak farklı sıcaklıklarda SARS-CoV-2'nin bozulmadan ne kadar canlı kaldığını ölçtüler. SARS-CoV-2 virüsü taşıma ortamı içerisinde 14 güne kadar süre ile inkübasyon yani kuluçka dönemi sonrasında etkisinin devamı için test edildi. Virüs 4 derecede oldukça kararlı ancak ısıya duyarlıydı. Yani ısı varken ortadan kayboluyordu. Zaten eski koronavirüs çalışmalarına baktığımızda buzdolabında bile uzun süre yaşayabildiğini biliyoruz. 4 derecede 14. günde bulaşma oranında 0.7 log biriminde azalma vardı. Yani bir miktar sadece azalıyordu. Kuluçka süresiyle birlikte sıcaklık 70 dereceye yükseltildiğinde ise virüsün aktifliğini kaybetme süresinin 5 dakikaya düştüğü gözlemlendi. 56 derece ve üzerindeki sıcaklıkların koruyucu olduğunu söylediler. Uzmanlar ayrıca virüsün hangi yüzeylerde ne kadar yaşadığını ve virülansını koruduğunu da araştırırlar. Peki bunu nasıl yaptılar derseniz kullandıkları tekniklerden de bahsetmek istiyorum. 5 mikrolitrelik bir virüs kültürü damlasını 22 derece ozon sıcaklığında nem oranı yaklaşık %65 olan bir durumda pipet yardımıyla bir yüzeye yaydılar ve bıraktılar. İstenen zaman aralıklarında alınan aşılanmış nesneler, yani bu kültürün damlatıldığı nesneler virüsü açığa çıkartmak için hemen 30 dakika 200 mililitrelik bir taşıma virüs ortamı ile tekrar ısıtıldı. 3 saatlik bir süreden sonra baskılı veya düz ince kağıt yüzeylerde, yani kağıt mendil, peçete, tuvalet kağıdı ve normal standart bir kağıtta hiçbir bulaşıcı virüs geri kazanılmazken, yani 3 saatte tamamen yok olmuşken ahşap ve kumaşta bu süre 2 gün olarak tespit edildi. Ahşap ve kumaş derken ahşap belki objelerimizden, kumaş da kıyafetlerimizden bahsediyorum. Buna karşılık SARS-CoV-2 pürüzsüz yüzeylerde daha da kararlıydı. 4. günde cam ve kağıt parada, yani kısacası belki de gözlüklerimizde, değil mi, bulunma ihtimali vardı. 7. günde ise paslanmaz çelik ve plastik, yani işlenmiş pürüzsüz yüzeylerden bulaşıcı virüs tespit edilmedi. Yani 7. güne kadar vardı, sonrasında yoktu. Çarpıcı bir şekilde 7. günde cerrahi maskenin dış tabakasında enfekte edebilen virüs seviyesi mevcut olabildiği gösterildi. Dolayısıyla kullanıp çıkarttığınız maskelere de dikkat etmeniz gerektiğini buradan daha çok anlıyoruz. İlginç bir şekilde bu pürüzsüz yüzeylerden geri kazanılan numunelerde bifazik bir enfeksiyöz SARS-CoV-2 bozulması da bulunabilir. Yani birazcık da yapısı da bozulabilir. Buralarda yapılan testler sonucunda diğer taraftan bir de çevresel faktörlerde aslında kullanılan dezenfektanlara da bakıldı. Bu dezenfektanlarda görüyoruz ki normal klinik alanlarımızda kullandığımız dezenfektan olan kloreksidin, povidon iodür yani tentürdiyot gibi ürünlerle virüsün en kısa sürede ortadan kaybolduğunu gördük. Ancak ev yüzeylerimizde kullandığımız çamaşır suyu çözeltilerinin 1/50'lik veya 1/100'lük, yani kısacası %1 ve %2'lik çözeltilerinde yine 5 dakika içerisinde virüsün tamamen ortadan kaybolduğunu görebilmiş olduk. Ve bunun dışında hipokloroz asitte de yine aynı sonuçlara ulaşabiliyoruz. Ancak çok ilginç bir şey vardı. Sabunlu solüsyonlardan bahsediliyordu. Ve sabunlu solüsyonlarda ilk 5 dakikada virüs seviyesinde azalma olmasına rağmen ilerleyen dakikalarda bu ortadan kalkmıştı. Dolayısıyla şunu çok iyi biliyoruz ki sabunlu suyu elimize aldığımızda veya sabunu elimize aldığımızda gerçekten iyi bir şekilde ovalamamız gerekiyordu. Belli bir zamanında geçmesi gerekiyordu. Dolayısıyla yüzeylerde kalanlara baktık ama diğer taraftan dezenfektanların da sonucunu da görmüş olduk. Çamaşır suyunun en etkili versiyon olduğunu, normal hayatımızda en etkili versiyon bir dezenfektan olduğunu artık biliyoruz. Ama klinik olarak kullandığımız diğer dezenfektanların da faydalı olduğunu, %70 ve üzerindeki alkol çözeltisinin de yine etkili olduğunu görebildik. Ancak sabunda ve sabunlu suda el yıkamada zamanın önemine bu araştırmada dikkat çekmiş.
oldu. Herkes şunu merak ediyor. Dışarıdan geldim, kıyafetlerimde var mıydı? Evet var. Bunu gördük. Ve bunu azaltabilmek için belki de havalandırabileceğiniz bir yere bırakmanızı tavsiye ediyoruz. Onun dışında belki de dışarıdan geldiğinizde vücudunuza spreyle hipokloroz asitli bir mayede sprey yapabilirsiniz. Ama bunun dışında gözlük camlarımızın bile tehlikeli olabildiğini, maskemizin tehlikeli olabildiğini görüyoruz. Marketlerde bugün kullanmış olduğumuz veya toplu taşıma araçlarında kullanmış olduğumuz maskeleri mutlak surette çıkartıp katlayıp bir poşetin içerisine koyup tekrar cebimize koymamız gerekiyor eğer tekrar kullanacaksak. Aksi takdirde çöpe atacaksak bile mutlaka üzeri kapalı olan çöp kutularına bunları atmayı ve bunları bu şekilde imha etmeyi unutmayınız. Unutmayın ki kullanılan bu tip malzemeler hastane içerisinde atıldıklarında tıbbi atık rolü görürler. Dolayısıyla ona göre muamele edilirler. Siz de hayatınızda diğer insanlara bu virüsü bulaştırmamak için lütfen attığınız ve ortaya bıraktığınız eşyalarınıza daha çok dikkat edin diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın efendim. Sorularınızı aşağıda yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.